Orta Doğu'da gerilim her geçen gün daha da tırmanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa François'a kritik bir Filistin mektubu gönderdi. Erdoğan mektubunda insanlık yaşanan katliama sesini yükseltmelidir dedi. Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa François'a Filistin mektubu gönderdi. Tüm insanlık sesini yükseltmelidir dedi. Öldürmenin tüm semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, camiler, kiliselerin bilerek bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir. Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarından da bahsetti. Türkiye olarak 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Desteğimizi sürdüreceğiz. Aralarında Hristiyanların da bulunduğu refakatçileriyle birlikte 879 Gazze'li hasta ve yaralının tedavisinin Türkiye'de sürdürüldüğünü de yazdı. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış mümkün değildir dedi. Hepimizin katledilen Filistinli çocuklara borcu vardır. Bu borç da ancak bağımsız Filistin devletinin tesis edilmesiyle ödenebilir. Ve Türkiye'nin İsrail vahşeti karşısındaki tutumunu bir kez de Papa'ya anlattı Cumhurbaşkanı. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakkı ve hakikate aykırmaya devam edecek, zalimler karşısında da kesinlikle geri adım atmayacaktır. Erdoğan Papa'ya mektubunu, dünyamız kapsayıcı ve akılcı siyasete tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır. Barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı anlayış kültürünü yaygınlaştırmak üzere Vatikan'la diyalog ve işbirliğimizi daha da geliştirmekte kararlıyız satırlarıyla noktaladı. Mektubu Papa'ya Türkiye Diyanet Vakfı'nın genel kurulu için İtalya'ya giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sundu. Papa François da mektup için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Şahsen selamlarını kendisine iletmemizi istedi ve yaptıkları için çok teşekkür ediyorum ifadesini kullandı.